Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sesin geliyor mu? Şu anda geliyor hocam. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen iyisin inşallah. İyi de teşekkür ederim hocam. Hocam biraz daha konuşabilir misin? Sanki bir cızırtı var ama. Şimdi nasıl? Ya şu an ses. İyi. Tamam. Kulaklığı taktım. Seyircilerimiz yeni bir sıkıntı olursa bizlere yazabilirler. Evet. Hocam nasıl gidiyor pandemi? Aranız nasıl? Sağlığınız nasıl? Ya sağlıkta sıkıntı yok da bu pandemiyi sevmedik biz. O da herhalde bizi sevmiyor. İnşallah erkenden gider de kurtuluruz. Şu aşılar falan hallolsun. Çok yordu ya. Ülkeyi yordu, dünyayı yordu, insanları yordu. Dolayısıyla pandemi sadece futbol değil her tarafta sorun. Acilen gitsin. Çok durdu gitsin. Evet. Hocam gece nasıl bir maçla başladın önce? Fenerbahçe Kayserispor'u çıktı bir an izlediniz mi? Hocam sesin geliyor mu? Ya, telefon aradı da onun için meşgule aldım. Fenerbahçe ile ilgili bir şey söyledim. Fenerbahçe Kayserispor'u 0-1 maçı izlediniz mi? İzledim, izledim. Ama sesin dışarıda, niye benim kulaklığımda yok? Ben ona kızıyorum şimdi. Evet. Bir değerlendirmeniz lazım hocam, maçı izlediyseniz Süper Lig bir şampiyonluk yarışı hakkında kısa bir değerlendirmeniz lazım. Yani Fenerbahçe takımı kadro olarak çok kalite, oyunu da çok hızlı oynuyorlar. Dolayısıyla iddialı ama Beşiktaş da keza aynı. Zaten 2 sırada yanılmıyorsam Beşiktaş, Fener, Galatasaray sıralaması oldu. Evet. Ben öyle. Fenerbahçe takımı yani çok etkili oynadığını düşünüyorum bugün. İyi işler yaptı. Ekip arkadaşlarıyla beraber izledik zaten maçı. Bir de iyi oyuncular alıyorlar biliyorsun. İsmini söylemeye gerek yok. Mesela de soralım hocam o zaman demişken. Nasıl değerlendiriyorsunuz transferi? Şimdi bugün maçı seyrederken Sosa girdi. Mesut gelince ne olacak dedik. Peşine Mert Hakan girdi. Mert Hakan da varmış dedik. Yani kadro zenginliği iyi bir takım. Mesut Özil de tartışılacak bir oyuncu değil zaten. Katkısı olacağına inanıyorum. Yani çok büyük katkısı olur diye düşünüyoruz. Galatasaray'da Onyekuru'ya çıktı hocam az önce. Görmüştünüz belki. Evet, gördük. O da zaten Galatasaray'la yaşadığı süreçler var. İnşallah katkı sağlar. Yani her takım devre arasında kendini güçlendirmek için gerekli çalışmayı yapıyor. Beşiktaş'ta pek hareket yok gibi geldi. Beşiktaş'ın nasıl ihtiyacı yokmuş gibi. 5 puan fark attı Galatasaray'a falan. Yani bilmiyorum bakalım nasıl olacak. İkinci. Peki bir sürpriz çıkmaz mı hocam Anadolu takımı? Alanya mesela 4-3 yemiş Ankara Gücü bugün. Evet, o maça da döndük son 10 dakika. 2-0'dan geriye dönüp 4-3 kazanmak. Alanya takımı da iyi ama o 3 büyükler bu sene büyük bir ihtimalle yani oradan şampiyonluk birine gidecek. Yani 3 büyüklerden birine gidecek gibi gözüküyor. Alanya işte o skalanın içinde, ilk 5'in içinde oralarda dolaşacak gibi. Benim görüşüm bu. Peki alt sıralarda neler olacak? Denizlispor, Gençler Birliği kötü gidiyorlar. Düşmeye yakın takım sizce hangi takımlar? Ya birbirine yakın takımlar. Mesela bugün Ankara Gücü kazansaydı büyük bir avantaj yakalayacaktı. Ama üstteki takımlar kazandıkça onların kendi aralarındaki maçlar birbirlerini çok etkileyecek. Kendi aralarında oynayacağı maçlarda avantaj sağlayan takımlar diğer takıma üstünlük sağlayacak. Yani bu üstteki takımlardan kolayla puan alacaklarını düşünmüyorum. Çünkü belirli bir fark oluştu yani. Bedor takımın düşecek. Bu sene daha da zor işleri. Yani bilmiyorum nasıl olacak. Tabii. Yani, hocam. Evet. Buyurun, sen söyle sıkıntı yok. Katılıyorum sana ya. TFF birinci lige geçecek mi? Süper Lig'le ilgili söyleyeceğiz başka bir şey yoksa. Evet. TFF birinci ligde yarış çok kıyasaya gidiyor. Devreye evet. Girerken her takım arasında 2-7-8 takım arasında birer puanlık fark vardı. Bu haftadan evet. Sonra işin rengi değişti. Giresun, Samsun, İstanbul oldu yukarısı. 38, 37, 36 oldular. Ondan sonra 32'ye devam ediyor. Evet. Hatta yine her hafta lider değişiyordu ilk yarın sonlarında. Bayağı bir piyasaya yarış var. Şampiyonluk yarışı nasıl değerlendiriyorsunuz? Hangi takımlar çıkmaya yakın sizce?
Vallahi ilk ikide ben Samsunspor, ardından yani İstanbul Giresun. Ama Samsunspor kesinlikle çıkar diye düşünüyorum. Kendi şehrimin takımı aynı zamanda. Kadrolarda güçlendirdiler yaptıkları transferlerle. Ekonomik olarak da çok büyük sorunları yok. Şehrin bir marka değeri de var zaten. Yüksel Yıldırım başkanımız o yatırımlarını doğru yapıyor. Büyük bir maddi ve manevi destek veriyor. Dolayısıyla Samsunspor'un ben çıkacağını düşünüyorum. Arkasında İstanbulspor'un da ekonomisi iyi. Giresun'da biraz biliyorsun tahta ile ilgili sorunlar var. Evet. İstanbul'da kendi ekonomik tablosu ve kadro derinliği iyi. Yani orada belki Adana Demir hani son oynadığı maçı kaybetti. Bursa maçını çok şey gördüm ben çok cesur böyle hani birbirinden sonra bayağı da yani cümbür cemaat gittiler. Daha önce de bir gol yiyebilirlerdi. Ama daha sonra işte Ali'nin attığı golle mağlup oldular. Onlarda da iddia var. Tabii ki Adana şehri de futbol kültürü olarak belli bir zenginliğe sahip. Ekonomileri de iyi, kadroları da iyi. Ben önce Samsunspor, sonra o ilk 5 takımın muhakkak biri çıkar. Yani şu anda bulunan ilk 5 sıradaki takımdan ikisi çıkar diye düşünüyorum. Biri de playoff oynar. Alttan çok zorlayan olmaz diye düşünüyorum. Hocam Bursaspor nasıl değerlendiriyorsunuz? Gençlerle bayağı iyi mücadele ediyorlar. Şu anda 7. sıradalar. Evet. Antalya'da da onlarla takip ettik. Mecburiyetten de olsa güzel işler yapıyorlar. Aslında felsefe bu olmamalı. Çok iyi oynuyorlar. Gençler çok iyi işler çıkarttılar. Yabancı oyuncuları yok. İşte kendi bünyesinden yetiştirdikleri oyuncularla tahtanın kapalı olması nedeniyle bu şekilde gidiyorlar. Ve çok da iyi oynuyorlar. Çok coşkulu ve dirençli oynuyorlar. Belirgin 4-5 tane oyuncuyu çok rahat önümüzdeki sene satarlar diye düşünüyorum. Benim görüşüm o. Dolayısıyla bu bir zorunluluk olmamalı ülkede. Bunu Altınordu takımı yapıyor. Proje olarak, felsefe olarak yapıyor. Yıllar önce Trabzon'un böyle bir durumu vardı. Oradan Yusuf Yazıcılar, Abdülkadir Ömürler, işte diğer oyuncular çıktı. Büyüdüler, gittiler. Zorunluluktan dolayı. Keza aynı şekilde şimdi Bursa bu durumda. Artık ülke gerçeği bu. Bunun görülüp ülke futbolunda felsefenin bu tarafa kaymasında fayda var diye düşünüyorum. Hocam Kırşehir Belediyespor taraftarlarımız bir sürü mesaj atıyorlar. Birazdan Kırşehir Belediyespor'a geniş detaylı gireceğiz. Niye sürekli birinciliği konuşuyorsunuz demişler. Ben onu bir hatırlatayım önce. Birazdan geçeceğiz Kırşehir Belediyespor'daki ligede. Şimdi moderatör sensin, soruyu sen soruyorsun, cevabı ben veriyorum. Dolayısıyla muhakkak Kırşehir'i de konuşacağız. Eski takımın Tuzlaspor'dan da mesajlar var. Tuzlaspor hakkında ne düşünüyorsunuz hocam? Biraz kötü başlangıç yaptılar ikinci devreye. Evet, Akhisar takımı güçlü geldi. Orada bir hoca değişikliği oldu. Tuzla takımı aslında iyi oynayan bir takımdı. Ama bir anda playoff'un dışına çıktılar şu anda. Bizim oyuncumuz olarak bir tek Gökcan oynuyor orada hala. Diğer oyuncular birçoğu Eyüp'e gitti. Bizim rakibimiz olan Eyüp'e gittiler. Dolayısıyla beraber çalıştığımız, bize fayda veren, katkıları olan, bizim de katkımız olan her takıma sempatiyle bakıyoruz. Tuzla da bizim bir takımımız sayılır. Yani Tuzla Spor'u seviyoruz. Yönetimini ve camiasını seviyoruz. İnşallah başarılı olurlar. Ama bu durum şu anda onları iddiadan geri itti. Hani belki hoca değişikliği ivmelendirir. O takıma yeni bir aksiyon katar ama Taner Hoca geçen sene çıkan takımın hocasıydı. Kadro yapılanmasını yapan, devre arası yapılanmasını yapan bir hocaydı, hazırlığını yapan. Yeni gelecek hoca inşallah adaptasyon sağlar, hızlı bir şekilde bir katkı sağlar diye düşünüyoruz. Hocam erken olmadı mı 3 mağlubiyette Taner Hoca ile yoldan ayrılması sizce? Ya kulüplerde yönetimler skorla alakalı davranışlar gösteriyorlar. Oysa ki uzun vadeli makro planlar her zaman önemli. Bu bir yönetim tercihi, saygı duyacağız. Ne diyelim? Performansa bakıyor, mutsuzluk varsa, takım içinde bir hoşnutsuzluk varsa, bir uyumsuzluk varsa, bu da yönetime belli bir şekilde yansıtılıyorsa yönetim de belli kararlar alıyor dolayısıyla. Biz sonuçta teknik adamlar kulüplerin
içinde çalışıp onlara katkı vermek için oradayız. Karar merci her zaman teknik adamlarla ilgili yönetimlerdir. Yönetim böyle bir karar almış, saygı duyacağız. Taner Hoca'ya geçmiş olsun diyoruz. Yani inşallah hayırlı bir şekilde inşallah bir takım alır. Tuzla Spor'a da başarılar diliyoruz. Ben Tuzla Spor'u seviyorum yani. Çünkü bize katkısı çok. Bunu inkar edemeyiz. Peki. Peki alt sıraları... Sen Tuzla Spor vasıtasıyla tanışmıştık yanılmıyorsun. Orada beraber çalışmıştık. Evet, evet. Şey soracağım, alt sıralarda durum biraz karışık. Eskişehir Spor tahtayı açamadı. Yani açacak mı açamayacak mı hala belli değil ama biraz sıkıntılı gözüküyor. Herhalde ilk aday oldu. Ankara Spor transferler yaptı. Evet. Ankara Spor transferler yaptı. Yani orada tehdit Ankara Spor belki kurtarırsa. Balıkesir'in sıkıntısı var yanılmıyorsam. Başka kimin sıkıntısı var? Akhisar da transferler yaptı. Ve kazanarak. Evet. Menemen kazandı bugün. Önemli galibiyet aldı. Menemen kazandı. Kazanan takımlar iyi ama Eskişehir artık kabullendi bazı şeyler. Öyle düşünüyorum. Aynısı olsun. Hocam, şimdi ikinci lige geçeceğiz. Dolayısıyla Kırşehir Belediyespor'a geçeceğiz. Bizim lige gelelim. Evet. Şunu soracağım. Kırşehir Belediyespor tekrar hayırlı olsun ama siz Tuzla Spor'dan ayrıldığınızda da Kırşehir Belediyespor'la anlaşmıştınız. Ama evet. Anlaşılmıştı. Önce onu soracağım hocam. Neden olmamıştı o dönem? Ya o dönem şöyle, Kırşehir Spor'da yeni çıkmıştı yanılmıyorsam, öyleydi. Yok. Evet, yeni şampiyon olmuştu. Öyle mi? Yeni çıkmıştı lige. Şimdi ben hata yapmayayım, potta kırmayayım. Biz anlaşmıştık, Kırşehir'le anlaştık. Erhan Bey var, Erhan Aslan. O zaman onun vasıtasıyla yönetim kuruluyla işte anlaştık. Büyükşehir buradaki belediye başkanı Selahattin Bey'in de destekleriyle burada anlaştık biz. Sonra kulüp içerisinde başkan değişiklikleri süreci uzattı. Beraber geldiğimiz arkadaşımız da görevi yapmak istemediğini ifade edince beraber geldiğimiz insanlara da saygı olsun, meslek etiğimiz adına üstümüze düşen bizim de görevi bırakmaktı. Çünkü aynı şehirde yaşarken sizin buraya gelmenize vesile olmuş insanları göz ardı edip siz burada durursanız bir etik davranış olmaz. Ben hayata biraz da öyle bakıyorum. Dolayısıyla bu nedenle bir yol ayrımı olmuştu. Fakat ilişkilerimiz her zaman devam etti. Yani ayrıldık ama küs ayrılmadık yani. Birbirimize küs değildik. Görüşüyorduk. Mehmet Işık Başkan vardı. Erhan Bey'le görüşüyorduk. Zaman zaman. Sonuçta bu sene böyle bir durum gelişti. Görüştük. Onlar davette bulundu. Biz de daveti kabul ettik. Anlaştık. Bir sorunumuz yok. Güzel bir şekilde birlikteliğimiz devam ediyor. Peki. Hocam Kırşehir Belediyespor bu sezon çıkacak mı birinci lige? Bunu çok soruyor Kırşehir taraftarlar. Bir de ben şunu soracağım ek olarak. Bu kadro playoff için veya birinci lig için yeterli mi? Transferler istediniz mi? Şöyle biz konuşurken kulübün felsefesi devre arası transferi. Ya aslında ben de çok sıcak bakmıyorum devre arası transferine. Çok elzem, çok ihtiyaç duyulan bir mevki olursa düşünüyoruz. Ki Tuzla'da da bunu yapmıştık biliyorsun. İşte dolayısıyla benim tarzım bu ama tabii ki ihtiyaç olan bir yere de fikir birliği içinde yönetim kurulumuz da bu konuda bizi destekliyor. Her türlü desteği vermek adına çaba gösteriyorlar. Ama kadro derinliği olarak biz zaten bu kadroyu bilerek geldik. Şimdi aynı şöyle anlatayım. Evet umut vaat ediyor. Ben Tuzla takımını hatırla sezon başı geldiğimizde bir önceki sene küme düşme potasından son maç Sarıyer'i 2-0 yenerek kurtulmuştu. Ben o sene Tokat'taydım. Geldik evet. O kadrodan 7 oyuncu duruyordu. Hatırlıyorsan. Evet, evet. Ozan durdu, Bülent durdu, Murat Yılmaz durdu, Gökçen Kaya durdu, Hacı Mustafa Karabulut durdu, Sadık Taş durdu, Berat Ali Genç durdu. O takıma 3 tane Diyarbakır'dan önce almıştık biz. Mehmet Özdiraz, Muhammed Akaslan, Taner Yıldız. Samsun'dan 2 oyuncu Sefa ile Hakan, Sabek Taner Koç, Gümüşhane'den.
Tarık Mayhoş. Şimdi Van'da oynuyordu yanılmıyorsam. Şeydi, Çorum'da herhalde. Sol Tarık Mayhoş. Tarık Mayhoş. Kaleci Bayram'ı almıştık şimdi Kocaeli'de. Evet. Çağrıcan da Pazar'da oynuyor şimdi bizim rakibimiz. Dolayısıyla oynayan kendi kadrosunun üstüne biraz montaj yapıp, yani iskelet kadroyu bozmadık birlikte oynadıkları için. Ve başarılı bir sezon geçirdik. 24-25 hafta lider olduk yanılmıyorsam. 30. hafta kötü bir skor yüzünden bir ayrılığımız olmuştu ama bir sonraki sene çıktılar. Şimdi orada saydığımız oyuncuların 6'sı 7'si rakibimiz olan grubumuzun lideri Büyük Spor'da oynuyor. Ve ben Kırşehir Spor'u biraz oraya benzetiyorum. O duyguları yaşıyoruz arkadaşlarımızla. Çok karakterli, çok etkili, çok zaten öyle olmasa şu anda 33 puanla playoff'un 5. sırasında olmazdı. Başarılı bir ilk yarı geçirdiler. Kırşehir Spor olarak, Kırşehir Belediyesi takımı olarak, Kırşehir Belediyespor olarak iyi bir süreç geçirdiler. Devre arası hocanın ayrılmasıyla, Gürses hocanın ayrılmasıyla biz geldik. Kadroyu biliyoruz. Şimdi çok daha iyi bilmeye başladık. Yani çok daha iyi tanıyoruz. Çocuklarla yaklaşık 3 haftadır, yani 3 hafta, 4 haftadır çalışıyoruz. Bir Antalya kampımız oldu. Bir iş çıkacak, ben buna inanıyorum. Yani bir şey çıkacak. Yani beynimizin arka tarafında neden olmasın soruları var. Ama umutluyuz. Oyuncularımız çok istekliler ve kendi mevkilerinin en iyileri durumundalar bana göre. Büyük bir fark olmadığını düşünüyorum. İnşallah Tuzla'da yaptığımız işi, yani burada da başarırız. Bu potansiyelin olduğuna inanıyorum. Yani işin yönetimsel tarafında da doğru şeyler var. Çalışma ortamımız, antrenman sahamız, tesisimiz, beslenme düzenimiz falan, o da çok iyi. Şimdi işte çarşamba günü bir Turgutlu maçımız var. İnşallah onu kazanarak başlayıp playoff'un içindeki yerimizi sağlamlaştırarak son haftalara kadar gitmeyi düşünüyoruz. 6 puanlık maç. Yani şimdi 6 puan diyorsun da bence 12 puanlık maç. Şimdi 3 Turgutlu'dan aldım, 3 de sen kazandın, 6. Pazar Eyüp oynuyor. Evet, o da var. Anlatabildim mi? Kırklareli Sivas'a oynuyor içeride. Diyelim Kırklareli kaybetti, alttaki takım. Üstte Sakarya oynayacak Konya'yla içeride. Anlatabildim mi? Van Tarsus'la oynayacak. Yani bu takımların bir beraberliği, şimdi Eyüp'le Pazar'ın beraber kaldığını varsayarsak 2-2-4, 3-3-6-10. Bir tanesi takılırsa 12 puan. Kazanç 12 puan. Buharlaşan 3-4 puan var. Yani beraber kalındığında. Dolayısıyla biz kazanmak amacıyla elimizden geleni yapacağız. Yani kazandığımızda düşüncem şu ki, biz playoff içindeki yerimizi sağlamlaştırır diye düşünüyorum. Amacımız da bu. Oyuncular buna inanıyor. Yönetim kurulumuz buna inanıyor. İnşallah biz de elimizden geldiğini yaparak bu işi sağlayacağız diye düşünüyoruz. Peki. Hocam bir seyir sorusu alacağım. Ömer Kılıç. Hocayı sorar mısın demiş. İkinci sesi kısık geliyor canım. Şu anda geliyor mu? Gelmiyor. Bir dakika. Hocam sesim geliyor mu? Çok az geliyor. İşte arıyorlar böyle. Şey gidiyor. Anlatabildim mi? Telefon açıyorlar. Telefon açıldıkça ses gidiyor. Benimki geliyor mu? Seninki çok net geliyor bana ama seyircilerimizin nasıl geliyor? Kulaklığın dolmasına rağmen gelmiyor yani. Şu anda beni duyabiliyor musunuz peki, kısık da olsa? Ben duyuyorum ama yani çok zorlanıyorum, o anlamda söyleyeyim. O zaman birazdan düzelir diyelim. Ben sorumu sorayım, duyabiliyorsanız beni. İkinci yarı bu takım nasıl bir anlayışla oynayacak? Hücum oynayan bir takım sahada görmek istiyoruz demiş Ömer Kılıç. İkinci ligde bu takım nasıl bir oyun anlayışıyla oynayacak? İkinci yarı. Sonra? İkinci yarı bu takım nasıl bir anlayışla oynayacak? Hücum oynayan bir takım sahada görmek istiyoruz demiş. Hücum oynayan bir takım mı sahada görmek istiyoruz? Biz topa sahip olan, pas yüzdesi yüksek, atak organizasyonu çok olan, savunma önlemlerini almış, planlı, disiplinli bir takım olacağız inşallah.
Ya sen o zaman Tuzlaspor'u hatırlıyorsun işte. Evet. İlk yarının sonunda 9 gol yiyip 30 küsür gol atmıştık. Yanılmıyorsam en az gol yiyen takımdık. Ben öyle hatırlıyorum. Bütün liglerde gol attığımız sayı da çoktu. Bütün liglerde en az gol yiyen takım Tuzlaspor'du o dönem. Evet. Ama attığımız gol sayısı da fazlaydı yani. Az bir sayı değildi. Yani iyi işler yapıyorduk. Öyle düşünüyoruz. Yine evet, öyle bir takım yaratma yolundayız. İkinci yarıda, ikinci devrede Kırşehir Belediyespor nasıl bir oyun anlayışıyla sahada olacak? Hücum oynayan bir takım sahada görmek istiyoruz diye bir soruydu yanlış hatırlamıyorsam. İnşallah öyle bir takım olacak. Öyle. Pas oyununu seviyoruz. Yani en azından senin bu konuyla ilgili bir fikrin var. Topa sahip olan, pas yapan, ön bölgede atak organizasyonları olan, değişik varyasyonlar yapabilen, savunması da güçlü bir takım yapacağız inşallah. Zaten öyle bir takım inşallah. Sadece birkaç formasyon değişikliği. Tuzla'dan buna şahit olduğun için çok rahat söylüyoruz. İnşallah oradaki işi burada başarırız diye düşünüyorum. Hocam ısrarla soruyorlar. Transfer olacak mı? Forvet'e takviye olacak mı? Şimdi tabii ki düşünülebilir ama şimdi hangi takım nerede çıkacak bir oyuncu var da hani çıkıyor mu oyuncu çıkıyor mu? Çıkıyorsa ekonomisi ne kadar? Bize ne kadar uygundur? Dolayısıyla biz önce elimizdekilerden iyi bir şey yapacağız. Uygun olan, bizim bütçemize uygun olan, bizim oyun formatımıza, formasyonumuza uygun olan, tanıdığımız, bildiğimiz ve aidiyet duygusu yüksek olan bir dediği gibi oyuncu olursa niye olmasın? Düşünülür ama şu anda biz takımımızdan memnunuz. İnşallah iyi şeyler olacak diye düşünüyorum. Hocam devre arası takviyesi demişken pek sıcak bakmıyorum demiştiniz. Ben bu konuyu biraz da Tuzlaspor'a bağlamak istiyorum. Hani Tuzlaspor'da çok iyi gidiyorduk. Ondan sonra beklenen son gelmedi. Bunun sebebi yapılmayan veya yanlış yapılan takviyeler miydi sizce devre arasında? Şimdi şöyle biz iki tane, üç pozisyona oyuncu alternatifi istedik. Bizim Murat Yılmaz vardı biliyorsun. Evet. Onu alternatif oyuncu istedik. Erin'i aldık. Orta sahada işte Sefa ayrılmıştı bizden. Erdi'yi aldık Tuzla ile ilgili konuşuyorsa. Bir de evet, kenar oyuncusu Ahmet Tuzla'yı istemiştik. Alamadık bendikten. Şimdi orada oynuyor zaten. Tuzla'da oynuyor. Biz Tuzla'daki sorunumuz şuydu. Sahamız yoktu bizim ya. Şimdi bak Kırşehir'de sahamız önümüzde. İmkanımız güzel. Tesisimiz var. Fitness'imiz var. Yani Tuzla'da ben bir gün işte biliyorsun Oranlı'ya gidiyorduk. Aynen. Sentetik sahada antrenman yapıyorduk. Bir gün C'ye gidiyorduk. Ümraniye'de çift kale. Biz Tokat maçına çift kale yapmak için Amasya'ya gittik. Merzifon'a indik uçakla. Ama Merzifon'dan Amasya'ya gittik. Yağmur yağdı diye idman yapamadık. Halı sahada idman yaptık. Oradan Tokat'a geçtik. Yani tesis önemli. Benim kendi adıma söylüyorum bunu. Bunlar tabii bizi etkilediler. Dolayısıyla burada sahamız var. Gerekirse işte kar yağarsa hemen yanı başımızda Orhanlı gibi değil. 5 adım attığımızda sentetik sahamız var. Yani kar yağsa problem değil bizim için sentetik. Mesela ikinci hafta Etimesgut'la oynayacağız. Antrenmanlarımızı sentetikte yapacağız. Yani bu imkanları var Kırşehir Belediyespor'un. Dolayısıyla biz de bizim işimizde teknik adam olarak bu imkanların içerisinde iyi şeyler çıkarmak. Tabii ki taraftarlar popüler iyi oyuncular görmek istiyorlar. Ama bu takımı bu noktaya getiren bir grup var. Bu gruba da saygı duymak gerekiyor. Biz o saygıyı gösteriyoruz. Eğer dediğimiz gibi kulübün ekonomik şartlarına uygun, bizim oyun formasyonumuza, formatımıza uygun, aidiyet duygusu yüksek böyle bir oyuncu ortaya çıkarsa biz yönetimimizle konuşur, bu konuda bir hamle yaparız diye düşünüyoruz. Ama şu an öyle bir oyuncu profili ortada olmadığı için böyle bir çaba göstermiyoruz. Ama araştırmalar devam ediyor tabii ki. Yani bazen transfer yapmamak da iyi bir transferdir. Doğru. Zaten yani, genel aynı devre arasında çok nokta atış transferler pek kolay olmuyor.
Yani onu anlatmaya çalışıyorum. İlle transfer yapmak değil. Bazen almamak da iyi bir transfer. Yani bir oyuncuyu almamak da iyi bir transfer sayılabilir. Biz şimdi doğru hamle yapmak istiyoruz. Takımımızın uyumlu düzeni var. Arkadaşlık duygusu yüksek, aidiyet duygusu yüksek. Bu uyumu bozmadan bu uyumlu yapıya entegre olabilecek böyle bir oyuncu profili çıkarsa hem yönetimsel hem teknik olarak sorunlar olmayan ekonomik anlamda ve teknik anlamda düşünülebilir. Dolayısıyla biz burada bulunan arkadaşların emeğine de saygı duyuyoruz yani. Peki. Hocam grubun en az gol yiyen takımı lider Eyüpspor 14 gol. Ondan sonra gelen takım da 15 golle Kırşehir Belediyespor. Ama Evet. atılan golde hemen hemen yarı yarıya bir fark var. Yani biraz da Kırşehir taraftarlar bu yüzden Bor'a transfer istiyor diye düşünüyorum ben. Şimdi tabii ki bu matematiğe göre haklılar. Ama bizim kamp çalışmalarımızda ben Karabük maçı ile ilgili yorum yapmıyorum. Çünkü orada 2 günlük bir, 3 günlük bir şey. Ama en azından ben Kırşehir takımını 2-3 defa bir yayın kuruluşundan seyretmiştim canlı maçlarını. İsmini vermiyorum. Uygun olmaz diye düşünüyorum. Yani bir yayın kuruluşu. 2-3 maçını seyrettim. Gördüğüm takımın boyu uzuyor. Arkadan atılan uzun toplarla atağa çıkmaya çalışılıyor ve ceza alanında bulunma oyuncu sayısı, yani 1-2 oyuncuyla bulunacağına, 4-5 oyuncuyla bulunacağının ceza alanında 1-2 oyuncuyla bulunuyor ve atılan top gollerin belli bir yüzdesi, yüksek bir yüzdesi duran toplardan. Biz hareketli oyunla gol atma planında çalışıyoruz. Bütün oyun planımız bu yönde. Tabii ki duran top bizim için çok önemli. Dünyada atılan gollerin %60'ı, %70'i duran toptan. Hareketli oyunda da biz goller bulmak istiyoruz. Dolayısıyla ön bölge oyuncularımızın aktivitesini ve hareket alanını, hareketliliğini arttırıp merkezden destekleyen oyuncuları da işin içine soktuğumuzdaki bunu başaracağımızı düşünüyorum. Böyle bir oyuncu grubumuz var. Hareketli oyunda da çok aktif işler çıkaracağımızı düşünüyoruz. Yani gol sayımızı arttıracağız inşallah bu anlamda. Hocam Eren Taşkın'ı soruyorlar ısrarla. Eren Taşkın hakkında. Şöyle, Eren benim Karagümrük'ten oyuncum. Orta saha oyuncusudur. Eyüp'te oynadı. İşte bu sene Maraş'taydı. Bir uyum sorunu yaşamış olabilir. Teknik adamla, takımla, işte şehirle, kulüple vesaire. Bu tür davranışlar kulüplerde oluyor. Bizden de Bilal gitti biliyorsunuz. Evet. Ortasında bir Bilal oyuncumuz vardı, o gitti. Böyle bir açık oluşunca bu pozisyonda Eren orayı rahatlıkla halledebilecek düzeyde bir oyuncu. Diğer oyuncu arkadaşlarımla da Eren'i sorduğun için söylüyorum. Karagümrük'te çalıştım. Yapabildiği işler var. Dolayısıyla boşalan bu tarafa hem kulübün bütçesine uygun bir davranış gösterdi. Kendisi de fedakarlık yaptı. Bizimle beraber çalışmak istedi. O da onun vizyonunu doğru olarak görüyorum. Çünkü Kırşehir Spor playoff'a kaldığında, final oynadığında, inşallah şampiyon olduğunda bu takımın içinde yer alan bir oyuncu olarak o da kendi kariyeriyle ilgili doğru düşündü. Dolayısıyla ekonomide fedakarlık yaptı. Biz de oyuncuyu tanıyoruz. Onun oyun kalitesini takımın içine yansıttığı süreler olacak ki biliyorsunuz 5 oyuncu değişiyor. Genelde evet, oyuncular ön bölgeden değişir. Yani sayı alma, oyuna girme veya baştan başlama ve oyuna girme süresi bu oynanacak ikinci yarıda herkese şans tanıyacak. Birçok arkadaşa, Eren gibi birçok arkadaşımız var. Orada 6-7 tane oyuncumuz var. Dolayısıyla münaveli oynayacağız. Paylaşarak, zaman dilimlerini bölerek bu pandemiden, maç sıklığından dolayı verimli olacağını düşünüyorum. Ama o bütün iş onda tabii. Biz çalıştıracağız. O da kendini buraya kabullendirecek
Onun işi biraz zor. Çünkü önünde oynayan arkadaşlar da iyi arkadaşlar var. Hatta oynatamadığımız aynı noktada çok iyi arkadaşlarımız var. Üzülerek yapıyoruz bunu ama maalesef futbol 11 kişiyle oynanıyor. Ama 5 kişi değişiyor, avantajımız o. Hocam bir şey sorusu alacağım. Ömer Kılıç. Kanat oyuncularımız ceza sahasına girmiyor. Defans arkası koşu yapmıyor. Bu nedenle üstün stoperlerin kucağında tek başına kalıyor. Kompakt hücum yapmanızı bekliyoruz demiş. Son cümleden geleyim. Kompakt bir takım görecek inşallah. İnşallah. Yani biz geldiğimiz günden beri bunu vurguluyoruz. Çalışmalarımız bu yönde. Takip edebiliyorsa, araştırabiliyorsa arkadaşımız, bu çalışmaların yapıldığını, bütün organizasyonun, antrenman planlamalarının bunun üzerine olduğunu görecektir ya da duyacaktır diye düşünüyorum. Yani bu söyledikleri şeyleri yapıyoruz. O anlamda söylüyorum. Peki. Hocam sizce grubun şampiyonluk favorisi Eyüpspor mu? Ya şu anda zaten bizle 14 puan var. Van'la 10 puan var. Evet. Ben Antalya'da da yapılan bir röportajda aynısını söyledim. Yani komplo teorisi değil de, yani biz hep iyimser bakıyoruz. Aklımızın bir tarafında neden olmasın sorusu. %5'lik, %1'lik, %3'lük şanslar varsa nefes aldıkça umut vardır. Her zaman söylüyorum. Şimdi Eyüpspor'un fikstürüne baktığında ilk 5 maçına pazara gidiyor. İçeride Sakarya ile oynuyor. Karacabey'e gidiyor. İçeride Bodrum'la oynuyor ve bize geliyor. Bayağı zor. Baktığımızda bütün bu maçlarda bizim maç hariç berabere kalabilir veya kaybedebilir. Kazanabilir de ama kaybetme ve berabere kalma ihtimali var. Ama bu bir yandan bir olabilir hocam. Yani önemli maçları erkenden bitirmek gibi bir fikstür avantajı da sağlayabilirler kendilerini. Kazanırlarsa tabii. Kadro transferli, onların da durumu iyi. Biz, yani onlar zaten şu anda bağırıyor, biz burada şampiyon olmayı düşünüyoruz ve bu yolda gidiyoruz diye bağırıyor. Bu bir gerçek. Biz de diyoruz ki biz neden, yani bunlar olabilirse biz neden olmasını sormak durumundayız. Çünkü umut etmek durumundayız. Ve umut ediyoruz. Bu olursa biz de inşallah Turgut Büyü yenerek başlayan bu ikinci yarıda deplasmanda Etim Mesut, içeride Kastamonu, dışarıda Konya maçlarını kazanabilecek bir davranış gösterebilirsek içeride Eyüp'le büyük bir güzel maç oynayabiliriz yani. Neden olmasın? Yani bu Van Spor, evet ciddi rakip onun, Van Spor Eyüp'ün. Eyüp'ün takımını çok iyi tanıyorum. Orada benim sen de biliyorsun. Evet. Yani o takımı sürükleyen oyuncular bizim beraber çalıştığımız, partner olduğumuz işte Muhammed Karagümrük'ten ve Tuzla'dan, Sadık Tuzla'dan, Doğancan Karagümrük'ten, Tuzla'dan. Bülent Uzun. Çok, Bülent Uzun Tuzla'dan. Birçok Murat ayrıldı oradan. İşte Sadık var. Oraya götürüyor Tuzla'dan. Dolayısıyla birçok oyuncumuz var. Onların şeyini biliyoruz. Evet, güçlü bir takım. Ama neden olmasın yani? Umut etmek bizim için önemli bir şey. Nefes aldıkça umut vardır. Tabii ki en büyük iddia Eyüpspor. Görünen organizasyonlarıyla, ekonomileriyle, transfer davranışlarıyla ve bulunduğu noktada 47 puanla Eyüpspor. Ama şu ilk 5 maçlık periyodu bir kırılganlık gösterip kötü geçirirse, biz burayı iyi atlatırsak biz de varız diyebiliriz. Ama bizim hedefimiz öncelikle playoff. Yani biz Turgutlu maçını kazanıp playoff'un içinde 4-5 hafta sonra böyle kemikleşmiş, evet bu takım playoff oynayacak görüntüsünü veren ve duygusunu yaşatan bir takım olmak istiyoruz. Ve çalışmalarımız bu yönde devam. Hocam bir şey sorusu alacağım. Yani. Gökay İroğlu'la Mehmet Alatlıoğlu aynı anda 11'e ne zaman izleyeceğiz diye sormuşlar. Şimdi bu tabii bir bakış açısı. Bizim Gökay'ı da beğeniyoruz, Mehmet'i de beğeniyoruz. Geldik zaten Mehmet oynadı ama şimdi kenar oyuncuları da var. Bir tane de diyelim savunma duygusu yüksek bir orta saha oyuncusu düşünün. Nasıl olacak? Bu hepsi bir arada olmuyor. Dolayısıyla ya belli bir zaman diliminde tabii ki yan yana oynayacaklar. İnşallah o günleri de göreceğiz ki ikisi de
bir şey içinde, yani bana göre kendi görüşüm, form düzeyleri yükseliyor ama yarınki maçta Ahmet oynar, Mehmet oynar, öbür maç Gökay oynar, Muhammed oynar, fark etmiyor. Yani biz isimler üzerinde değil, maç maç kazanabilecek takımı kurmak adına, inşallah Allah da bize o konuda yardım eder, doğru takımı kurup kazanan ve süre içerisinde 60-30, 45-45, 75-15, hatta 90 bütün oyunculara yer vererek toplam sezon toplamında bütün oyuncuların katkısıyla playoff inşallah, diğeri de inşallah olur, aklımızın bir tarafında umudumuz var, oynayan bir takımı yaratmak istiyoruz. Yani biz isimlere takılı değiliz, onlar bizim kıymetli oyuncularımız ama diğer oyuncularımız da kıymetli. Dolayısıyla bir harmanlayacağız, iş çıkacak inşallah. Hocam hazırlık dönemi nasıl geçti? Hazırlık maçları yaptınız mı? Yapsınız. Nasıl sonuçlar aldınız? Yani bunlar tekrar olmuyor biliyorsun. Tabii ki kendi aramızda formalar giymeden, işte hakemsiz müsabakalar yaptık, oynadık. Bir Sarıyer'le yaptık, bir de Bursa Spor'la yaptık. Bursa Spor'dan 1-2 oyuncu, yani Adana Demir'i yenen takımdan 3 oyuncu falan oynadı bizim maçta. Sarıyer takımında da 2-1 yenildik ama yani hani soru soruyorlar ya arkadaşlar, işte ön bölgede olacak mı falan. Yani 4 tane falan net gol kaçırdığımızı söyleyebilirim. Bunlar olacak ama en azından biz o ceza alanına 3-4 kişiyle karşı karşıya 3-4 tane gol pozisyonuna girdik. Bu bizi mutlu etti. İki takım halinde oynadık. Bursa maçında da Bursa Spor'a karşı 4-5 tane pozisyonumuz oldu ama pozisyon vermedik. Bu da bir şey. Çünkü diğer Bursa Spor'un kulübesindeki duran çocuklar da orada sahadaydılar. Disiplinli bir takım. Heyecanlı, coşkulu, güzel bir takım. Dolayısıyla kampı verimli buluyorum. Bizim takımımız da çok iyi. Özellikle inşallah ikinci yarıda böyle, şimdi yağmur yağdı, sahada bozulur diyorlar ama biz pas yapan, yani pasa dayalı bir oyun oynayan, ki en iyi sen bilirsin onu nasıl, evet, çalıştığımızı, ne yaptığımızı. Bütün planımız bu. Ama her zaman da bu olmaz. Sahanın durumu, rakibin durumu, skorun durumuna göre de değişken davranışlar gösteren bir Kırşehir Belediyespor yaratmak istiyoruz. Bunun için her gün çalışıyoruz. Çocuklar da bu konuda verici, gerçekten vericiler ve sıkı çalışıyorlar. Bir sonuç alacağımızı gerçekten inanıyorum. İnşallah. Yani iyi başlangıç bizi mutlu sona götürür. Neden olmasın diyoruz. Yani biz bunu başarabilecek bir kadromuz var. Ben buna inanıyorum. Hocam sorularım arasında vardı mı? Bir seyir sorusuna gelince ona beraber sormuş olayım. Suat Yıldırım demiş ki seyirsiz oynamak Kırşehir için handikap oldu. Taraftar statta takıma coşku ve heyecan veriyordu demiş. Tabii ki öyle. Seyirci bütün takımlar için önemli. Kırşehir'in seyircileri de, Kırşehir Spor'un seyircileri de tabii ki takımlarını destekliyor. Seyirci varsa takım coşuyor. Oyuncular daha aidiyet duygusuyla, o heyecanla, o istekle oynuyorlar. Ama yapacak bir şey yok. Yani pandemide bütün takımlar seyircisiz. Dolayısıyla iç saha dış saha diye bir şey yok benim görüşüm. Yani içeride oynuyoruz, dışarıda oynuyoruz diye seyirci yok çünkü. Hocam artık açılması gerekmiyor mu? Bence taraftarların açılması gerektiğini düşünüyorum. Ben. Çok yani bilmiyorum, ben özlediğimden bilmiyorum ama. Neyi? Yani kademeli olarak açılması gerekiyor diye düşünüyorum ben. Siz ne düşünüyorsunuz? Ama federasyon da onu planlıyor herhalde. Mart ayından sonra öyle bir düşünceleri var. Bu aşının yani yapılma oranı. Ama ya ben çok da şaşırdım. Biz Antalya'da kamptayken yabancı uyruklu insanların hiçbiri maske takmadı otelde. Yani enteresan. Yani 100 tane insan varsa 100'ü de takmıyordu. Hiçbiri takmıyordu. Biz mecburen maskeli geziyorduk. İnşallah şu aşı işleri olsun da önce sağlık kardeşim. Yani sağlığımız olmadan ne maç oynayabiliriz, ne bir yere gidebiliriz. Dolayısıyla sağlık öncelikli. Tabii ki seyircileri istiyoruz. Bu konuda da en iyi işi bilim insanları bilir. Ne zaman uygun görürlerse, federasyonda ne zaman bununla ilgili uygun bir davranış gösterirse, belli bir mesafe aralıklarla, belli bir tribünleri açarak,
belli bir seyirci sayısıyla inşallah başlar diye düşünüyoruz. Ama şu aşılar falan bir olsun. Çünkü yani dışarı çıkarken bile korkuyoruz artık yani bir şey. Acaba çünkü tek başına değiliz. Şimdi ben bu pandemi döneminde bir 7-8 ay gelen takımlar da oldu. Kabul etmedim. Çünkü sağlık bizim için daha önce. Şimdi biraz hafifledi o zaman. İşte geldik buraya. Şimdi ben bu evde oturduğum sürece eşim, ben ve çocuğumdan mesulüm. Ama şimdi dışarıdan aldığım bir şeyi buradaki bütün insanlara bulaştırma riskim var. Dolayısıyla tedbirli olmak durumundayız. Ve bu konuda prensipli ve kurallıyım. Ve kuralcıyım. Dolayısıyla yani ben, seyirciler bana kızmasın ama sağlıklı ortam olmadıktan sonra maçlar sağlıklı olmadıktan sonra oynanmadı da belli bir dönem zaten. Dolayısıyla ama umut ediyorum, biz de seyircili maç oynamayı istiyoruz. Çünkü seyirci bizi de mutlu ediyor. Onlarla aynı duyguyu paylaşıp kazandığımızda aynı coşkuyla, aynı heyecanla, sevinç duygularımızı paylaşmak bizi de mutlu ediyor ama önce sağlık. Dolayısıyla yani çok net bir şey söyleyemiyor insan. Bu nedenle beni affetsinler yani, bir şey diyemiyorum. Hocam Erkan Taşkıran'ı düşünüyor musunuz demiş Akınçoğlu. Ya Erkan Taşkıran Bandırma'da kazandığı maçta oyuna girdi şimdi. Yani benim düşünmem ne kadar etkiler Erkan Taşkıran'ı. Yani onun gibi birçok oyuncuyu düşünebiliriz. Yani ama bu bir güç, oyuncunun oradaki mutluluğu, mutsuzluğu. Erkan Taşkıran adı yani bize hiç gelmedi. Kime geldi bilmiyorum. Dolayısıyla bizim yani İsmi hiç gelmedi ve hiç konuşulmadı. Ben internet üzerinde bir şeyler oldu, bana söylediler. Bence orada bir algı yanılması var. Eren Taşkın, Erkan Taşkıran gibi düşünüldü diye düşünüyorum. Yani ben ona yordum, öyle düşünüyorum. Hocam Erkan, şu an... Evet. Buyurun. Sen... Yok, ben farklı bir konuya geçeceğim. Siz tamamlayın ona. Erkan'la ilgili bir konumuz olmadı yani. Yani ne o çocuğun haberi var ne bizim haberimiz var. Bu sadece spekülasyon diye bir şey söyleyebilirim yani. Ama bu da algıyla alakalı olabilir. Böyle bir iyi düşüncem var. Anladım. Şu anda en formda futbolcu kimdir demiş Fevzi Çakar. Bir de ona ek olarak bir başka soru var. Benzer soru. Hakan Yavuz, Ahmet Karadeniz'in performansını nasıl buluyor hocamız demiş. Hakan Yavuz, Ahmet? Ahmet Karadeniz. Şimdi şöyle, Ahmet bizde geldiğimiz Karabük maçında cezalıydı. Belçika'ya gitmişti. Kampa geldi. Hakan Yavuz dediniz orta saha. Memnunuz. Ahmet'ten de yani memnunuz. Yavaş yavaş adaptasyon, oyun formasyonu adaptasyon gösteriyor. Mutluyuz. Yani sadece Ahmet ve Hakan Yavuz olarak değil, biz bütün takımın bütününden memnunuz. Ve kadro oluştururken zorlanıyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Yani birini bir yere atıyorum, 7 numaraya birini yazarken ya bu da var, nasıl yapacağız diyoruz. Hani o zaman böleriz oyunu. Önce bunu kullanalım bu pozisyonda. Sonra diğer arkadaşı bu şekilde yapalım. Ve bütün çalışmalarımızı zaten değiştire değiştire pozisyonları rotasyon yapa yapa değerlendiriyoruz. Birçok oyuncumuz formda. Yani hiç ummadıkları arkadaşlarımız da iyi bir form yakaladı. Ya bunu inşallah sürdürülebilir bir form durumuna çevirebilirsek disiplinli, planlı oynayan, pas kalitesi yüksek bir Kırşehir Belediyespor yaratırız diye düşünüyorum. Ha, iki eksiğimiz var. Onlar da evet, onların yerine oynayacak arkadaşlar da çok iyi durumdalar. Çok iyiler. Ama emin olun o iki arkadaş da cezalıyız diye Volkan'la Erbay hani ipe un seren tip değiller. Onlardan daha çok çalışıyorlar. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Rekabetimiz artacak inşallah. Rekabet varsa başarı geliyor biliyorsun. Evet. Şu anda o iklimi yaratmaya uğraşıyoruz. Yol aldığımızı da düşünüyorum. Hocam, Kırşehir'li taraftarlar kanat oyuncusu istiyorlar. 10 numara istiyorlar. Forvet istiyorlar. Siz bilmiyorum katılıyor musunuz ama yani bu bölgeler kesin transfer istiyorlar. Anladım. Yani burada gördüğüm yorumlardan anladığım budur. Bu duyguya saygı duyuyorum. Ama Kırşehirspor'a 33 puan kazandıran
bir oyuncu grubu var ve bu arkadaşlar öyle şey değil, hepsi de iyi oyuncular. İyi işler çıkacak. Tabii ki mutsuzluklar olmuştur. Mesela sakat olan İsmail ile Ali Küçük de var bizim. Bunlar da ön bölge oyuncuları. Taraftarlar tabii ki isterler, haklılar. İstemekte de haklılar. Sadece şu düşüncelerimi söylemek isterim. Burada bu başarıyı, bu duruma getiren arkadaşları da böyle bir alkışlayalım. Onlara teşekkür edelim. Ve imkan olursa tabii ki olur ama burada bu işi yapan arkadaşların emeğine saygı duyalım. Takımımız iyi durumda. Ekonomi dediğim gibi kulübün şartlarına uygun ekonomi. Bizim oyun formasyonumuza uygun ekonomi. Uygun davranış gösteren ve aidiyet duygusu yüksek. Bize geldiğinde oynadı sorunun yaşatmayacak. Oyuncu tipi çıkarsa yönetimle tabii ki görüşürüz. Söyleriz de. Ama takip ediyoruz. Böyle bir aktif, yani bir hareketlilik yok o anlamda. Olmadığı için de bir şey diyemiyoruz. Yani dolayısıyla bizim elimizdeki mevcut oyuncular da bizi bu noktadan daire yere taşıyacak bir başarı gösterecekler inşallah. Bu da bizim yükümüz olacak. Yani antrenörlerin takıma katkısı anlamında inşallah bu katkıyı veririz ve başarılı oluruz. Temennim bu yönde. Transfer yok diye bir şey demiyorum bak. Sakın böyle bir algı oluşmasın. Uygun kulübün şartları, bizim şartlarımız, oyunumuz, oyuncunun takıma uyumu falan. Geldi 3 ay zaten 3 ay oynanacak. Şimdi Ocak bitti. Şubat, Mart, Nisan. Mayıs'ın 6'sında bitiyor diyelim. Dolayısıyla bu uyum sürecini hızlı geçirebilecek, oyuna adaptasyonu hızlı olacak, takımın tesisine, takımın şehrine. Çünkü Bilal buradan şehre alışamadım diye gitti. Anlatabildim mi? Bir uyum süreci ihtiyacı olacak. Bu ihtiyacı hissetmeyen bu tip oyuncu bulunursa tabii ki değerlendirilir. Yani bu gündemde var ama doğru ve uygun. Olmadı mı da bazen almamak da çok iyi bir transfer olabilir. İçeriden üretebiliriz yani. Yani baktığımızda son 10 maçta bir mağlubiyeti var Kırşehir'in. Hani tabii ki dediğiniz gibi alkışlamak gerekir performansı ama diğer takımlar takviye yapınca Kırşehir taraftarları da herhalde ikinci yarı pek yani öyle düşünüyorlar. Düşünmesinler. İnşallah biz başarılı olacağız. Temennimiz o. Varsa yani şimdi böyle ortaya çıkan bir durum, ben takip ediyorum. Benim beraber çalıştığımız yönetim kurulu da, başkanlarımız da takip ediyor. Yardımcı hocalarım da takip ediyor. Bize uygun bir oyuncu çıkarsa zaten hemen konuşuyoruz, gündeme getiriyoruz. Anlatabildim mi? Bizim tanıdığımız. Ama piyasanın içinde şimdi diyelim ki X bir arkadaş diyor ki ya işte Eyüp'ten şu işte Murat Yılmaz kırklar eline gitti. Şimdi en basiti, doğru mu? Evet. Ama kırklar elinden de oyuncu aldı Eyüp. Şimdi Murat Yılmaz'ı sana verir mi? Anlatabildim mi? Takas yaptılar. Şimdi tabii ki isteriz biz Murat Yılmaz'ı. İstemez miyiz? Ama ekonomisi de çok yüksek olur. Gidiş şekli de farklı. Tabii insanlar bunu bilmediği için de doğal olarak bu beklentileri duyuyorlar. O aldı, işte Murat'ı aldı. Evet ama nasıl gitti? Biliniyor yani. Kırklar elinden oyuncu aldılar, takas yapıldı. Evet. Biz de şimdi elimizden Bilal gitti. Yerinde kim olabilir? Maraş'ta boşa çıkan oyuncumuz var. Ekonomik yapısı bize uygun, karakteri bize uygun, uyum sorunu yaşamayacak, takımıza katkı verilecek diye elini aldık. Yani transferler zaten böyle olur. İlla almak için almak da şişirmek de iyi bir şey değil. Ha, tabii ki kadro derinliği şart. Neden şart? Maç sıklıkları olacak. İşte sakatlıklar, ikinci yarı sertlikler, cezalar vesaire. Buna reaksiyon gösterebilecek bir kadromuz var mı? Diyelim ki Volkan'la Erbay geldi, İsmail'le Ali Küçük de geldiğinde yani 24-25 tane oyuncu oluyor. Ya bunun işte 30 kişiyle de idman yapılmaz yani. Ya içeriği boşaltıp alman lazım. Anlaşmalar var, protokoller var. Böyle bir düşünce yok, böyle bir tasarruf yok.
aldığımız nasıl yapacağız yani? Kadroyu almadın sorun çıkacak. Oynatamadın sorun çıkacak. Antrenmanda 26 kişiyi antrenman planlamak da kolay bir şey değil yani. 22, 23, 24 tane oyuncuyla yapılıyor. Pandemi dönemi nedeniyle sayıyı arttırıyoruz. Bazı oyuncuları dışarıda tutup içeri alıyoruz. Dolayısıyla olursa neden olmasın? Yani kim istemez böyle takımına katkı verecek bir elit bir oyuncuyu? Kim istemez yani? Herkes ister. Ama burada da şunu göz ardı etmeyelim. Bizim oyuncularımız da bu işi yapabilecek potansiyele sahip, kendilerini kanıtlamış, oynadıkları takımlarda bu işleri yapmış oyuncular. Bizim buradaki teknik adam olarak görevimiz oyunculardaki potansiyeli tekrar ortaya çıkarıp takım kimliğinde eş zamanlı, senkronize, güzel oynayan bir takım yaratıp iş çıkartmak. Yani bizim çabamız da bu yönde olacak. Yani içerideki arkadaşlar da yok saymayalım. Bunu. Biz bir aileyiz çünkü. Hocam, altyapı ile ilgili de bir soru var. Altyapıya Kırşehir Belediyesi Spor nasıl bakıyor? Siz nasıl bakıyorsunuz? Valla altyapının başındaki arkadaş geldi, konuştuk. Dedik işte sezon içerisinde sizin de tespit ettiğiniz kendi bünyenizdeki bir iki tane genci salı, çarşamba, perşembe çift kale yaptığımız için alamıyoruz. Çünkü yani süre alamayacak, kalabalığız. Kendi oyuncularımız da alamayacak. Salı, çarşamba, cuma, cumartesi ki yapacağımız antrenmanlara katılabilirler. Hocamızla görüştük. Bu maç öncesi iletişim kuramadık. Belki onun kendi işi. Bir ara aradı, görüştük. Ama gelecekti, gelemedi. Kadromuzun içerisinde antrenmanları alıp eğer onda o potansiyeli görürsek değerlendireceğiz. Hatta kendisiyle konuştuk. Onların da antrenman düzeyi işte biliyorsunuz bu pandemiden dolayı ara veriyorlar. Bazı günler çift kale yapmak üzere pazartesi günleri hani oynatamadığımız arkadaşları hazırlayabilmek adına altyapıyla bir maç yapıp hem oyuncuları görmek hem de kendi oyuncularımızı hazırlamak adına çalışmalar düşünüyoruz. Bunlar konuşuldu. Ama hayata geçiremedik. Çünkü gelelim 3 gün oldu. Cuma, cumartesi, pazar. Bugün pazartesi. Evet. Hocam bir şey sorusu var ama isim belki vermek istemezsiniz. Yine de sorayım. Uzun soluklu süreçte hangi oyuncumuzu oynatmayı düşünüyorsunuz demiş. Deniz Çınar forma şansı bulamasa da Ahmet Sabri'den daha çok güven verir demiş. Bir isim seyirimiz. Bu konuda kaleci hocamız var. Kaleci hocamız onları çalıştırıyor. Kendi öngörüsünü, kendi fikrini, yorumunu bize yapıyor. Onun fikri de üzerinden teknik kadro bir karar veriyor. O maç kime ihtiyaç hissediliyorsa o oynatılıyor. Yani şu oynayacak, bu oynayacaktan ziyade kime ihtiyacımız varsa o gün, o günkü şartlar, o günkü koşullar. Tabii ki formu yakalayan arkadaşla devam etmek her zaman iyidir. Ama bazı maçlar vardır ki ihtiyaç diğer oyuncudadır veya formla alakalı. İsim vermeden kullanılabilir ama bu konuda bizim kaleci hocamız, Güvenor hocamız çalışmaları yapıp bize görüşlerini bildiriyor. Bunun üzerine biz değerlendirme yapıyoruz. O zaman kaleci hocası niye var yani? o karar veriyor, bize fikirlerini söylüyor. Biz değerlendiriyoruz, netleştiriyoruz. Bu kadar. Hocam Turgut'la maçını ısrarla söyler, siz bir değinmiştiniz ama isterseniz bir kez daha deyin. Hatta ben size şöyle söyleyeyim. Hani daha kontrollü bir Kırşehir Belediyespor mu çıkacaksa yoksa mutlak 3 puanla mı çıkacaksa Kırşehir? Şimdi önce gol yemeden gol atmayı düşünen bir Kırşehir çıkacak. Bu da kazanmak istiyoruz duygusuyla çıkacağız. Bütün planımız kazanmak üzerine ama Adana Demirspor gibi de yapmayacağız. Yani. Doğru. Bursa maçındaki gibi. Yapmayacağız öyle. Kendi planlarımız var. Bizim hücum organizasyonlarımız olduğu kadar savunma organizasyonlarımız da var. Top rakipteyken savunacağız, top bizdeyken de hücum edeceğiz. Havadayken de mücadele edip kazanacağız. Dolayısıyla sadece savunan, sadece hücum eden bir takım değil, her ikisini doğru şekilde becerebilen bir takım yaratmayı düşünüyoruz. Çalışmalarımız bu yönde.
Sarıyer'le hazırlık maçı oynadınız mı hocam? Bir soru var ama. İşte biliyorsun o yelekli oynadık. Yeleklerle oynadık, evet. Tamam. 2-1 yenildik. O maçın hakkı 5-1, 5-2 bizim hakkımızdı. Ben öyle diyorum yani. 4 tane net pozisyonumuz var kaçırdığımız. Bu bizi umutlandırıyor. Yani ceza alanı içerisinde sayıyı arttırdığınızda bugün 4 defa girersiniz, yarın 10 defa girersiniz. 4 defa girer bir gol atarsınız, 10 defa girer 3 gol atarsınız. Biz bu sayıyı arttırmaya çalışıyoruz. Yani istatistiğimizde ceza alanına girdiğimizde hareketli oyunda kaç defa girdik? 10 defa. Bu sayıyı 13'e çıkarmak istiyoruz. 15'e çıkartmak istiyoruz. 15'e çıkarttı, 10'da girdiğimizde 3 gol attıysak 15'te 6 gol, 7 gol, 8 gol hedefliyoruz. Yani oynanan 2-3 maç içerisinde öyle düşün. Yani bir maç oynuyorsun, 10 defa giriyorsun, bunun ikisi gol oluyor. Biz bu sayıyı 15'e çıkarıp sayıyı 3'e çıkartmak istiyoruz. Dolayısıyla oraya 15 defa girmenin planlarını yapıyoruz. Girdikten sonra ne yapacağımızı çalışıyoruz. Mesela biz Sarıyer maçında 4 tane, ben net sayabilirim yani, 4 tane karşı karşıya net pozisyonumuz var atamadığımız. Bu o anki rakibin başarısı, bizim beceremediğimiz şanssızlık diyebiliriz. Sekti falan filan ya da ıska geçti. Bütün bunları dahil ettiğimizde bizi ilgilendiren o pozisyona gelmek. Sonrası olur zaten inşallah. O sayıyı arttırmak istiyoruz. Anladım. Hocam Adana Demirspor gibi yapmayacağız dediniz. Bir seyircimizin sorusu var. Herhalde yayının başında yoktu. Adana Demirspor ne yaptı hocam? Taktiksel olarak yorumlar mısınız demiş. Ne olarak yorumlar mısınız? Taktiksel olarak yorumlar mısınız dedi. Adana Demirspor gibi yaptı. Adana Demirspor 1-0 mağlup yani 1-1 yaptı maçı. Bütün takım cümbür cemaat gitti. Orta sahadan geride bir tane oyuncu, savunma oyuncusu yok. Kaleci orta sahanın oralardaydı. Birinci de atamadılar, ikinci de attılar. Adana Demirspor bunu yaptı. Yani şuursuzca bir oyun oynamayacağız biz. Yani hücum ederken bile savunma güvenliğini düşünerek oynayacağız. Buna çalışıyoruz, emin olun. İnşallah bunda da başarılı oluruz. Anladım. Hocam çok teşekkür ederim. Yayınımızın sonuna geldik. Seni seviyoruz. Tekrar. Ben de çok teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Ben de sizi çok seviyorum. Ekibim adına yayınımızı, teklifinizi kabul ettiğiniz için öncelikle tekrar teşekkür ediyorum. Kırşehir Belediyespor'da ikinci devresinde başarılar diyorum. Kasım Hoca'ya, diğer ekibimize, Buğra Hoca'ya selamlar. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Hepinize tekrardan başarılar diyorum. İyi akşamlar diyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Buradan bir mesaj. İyi oynayan bir takım izletmeyi umut ediyoruz. Böyle bir oyuncu grubumuz var. Çalışmalarımız bu yönde. İnşallah öncelikle hedefimiz playoff. Diğer şey neden olmasın. İnşallah sonunda gülen, mutluluk yaşayan bir takım olmayı arzu ediyoruz. Allah nasip eder diye düşünüyorum. İyi akşamlar. İnşallah hocam. Sağ olun. İyi akşamlar.